Tabam boş arkadaşlar. 3 tane hurma yedim. 3 hurma. Yedikten sonra aslında bir video çektim de hoşuma gitmedi. Ondan sonra sildim. 3 hurma ile yapıyorum o sahurumu. Şu an yedim. Bir yarım saat daha duracağım. Hemen yatmayacağım. Eşim uyuyor. Eşimin sofrası hazır. Eşim uyandıktan sonra uyuyacağım. O yüzden biraz zaman koyuyorum. Her yılda ben Karatay kahvaltısına benzer yapıyordum. Yani aynı birebir Karatay kahvaltısıydı aslında. Çok rahat geçiyordu. Benim gibi beslenmeyenler Karatay kahvaltısı yapıp akşama Karatay serbestlerinden yiyebilirler. Çok rahat geçiyor yani anlatamam. Çok da sahurda su içmeyin yemekten sonra. Gün boyu hem sizi rahatsız eder hem de uyku esnasında rahatsız eder. O yüzden fazla su içmeyin. Yemek yedikten sonra, sahurdan sonra. Zaten iftardan sonra sıvı alımına da dikkat edersiniz. Daha rahat geçer. Ben dişimi fırçaladıktan sonra uyuyacağım. Ya aman dişimi fırçaladıktan sonra iş yaparım yani fırçalayacağım yedikten yani video kapattıktan sonra dişimi fırçalayacağım. Çok da su içmek istemiyorum. Bu şekil geçecek. 55 gündür ilk kez bir kuru meyve yedim. Kuru incir de yiyebilirim. Sıkıntı yok. Benim tercihim hurmadan oldu. Rabbim herkesin oruçlarını kolay getirsin niyetimi sağlam yapıyorum. Tekrar yoluma devam ediyorum. Sizler de daha rahat bir Ramazan geçirmek için hep herkesin amacı kilo vermek ama tatlı matlı hiç yemeyin. Ama veren de var, vermeyen de var. Kilo vermek istiyorsanız ya benim gibi besleneceksiniz. Ya da tatlı matlı yerseniz unutun derim. Beğenseniz bile bayramdan sonra alırsınız yani. Tatlı yiyerek de kilo verilmiyor. Akşam da yine güzel bulgurlu bir yemeğim olacak. Onun dışında da çok da böyle bir şey olmayacak. Yani size salatam olur, bulgurlu yemeğim olur, yoğurdum olur, yerim. Çünkü artık tek öğünü besleniyorum. Yumurtalı kahvaltı yok. O yüzden tek öğünümü sağlam bir şekilde karnımı iyi doyuracağım. Tıka basa değil. Çok da su içmeyen yiyeceğim yemek aralarında ya da arkasında. 2 saat kuralını uyacağım. Ondan sonra zaten sahurla ders çalıştığım için ara ara suyumu içerim kesinlikle ki vücudumun ihtiyacını sağlasın. Öyle yapacağım arkadaşlar. Sizler ne yapacaksınız? Nasıl besleneceksiniz? Yazarsınız ya da tavsiye isteyenler oluyor. Ben size Karatay kahvaltısını öneririm. Ekmeksiz hem susatmaz. Dinç tutar. Gün boyu enerjik olduğunuzu hissedeceksiniz. İşinizi gücünüzü rahat yaparsınız. Acıktırmaz, susatmaz. Kesinlikle bir Karatay kahvaltısı sizler için daha uygun. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni günde Ramazan ilk günü. Ekşili köfte yapıyorum. Şöyle size göstereyim mi? Bakın dağılmadılar. Geçen seferki gibi un falan kullanmadım. Bakın üste çıktılar. Un hiç kullanmam. Sıfır un. Sadece sıcak suyla önce ocakta ısıttım suyla birlikte tabii ki şişirdim. Arkasında sıcak suyla birlikte kaynamış sıcak suyla birlikte yoğurdum. 2 yumurtayla birlikte güzel şekilde yoğurdum. Ondan sonra böyle büktüm. Artık altını kısayım biraz nane koyacağım. Şöyle naneyi de koydum arkadaşlar göstereyim size hiçbir dağılma falan yok. Altını kapatayım ben artık. Naneyi bu şekil üzerine koydum. Yakmadım. Hiçbir şekilde yağla yakmadım. Yağ da üzerine bu şekil koydum. Naneyi de döktüm ve bitti benim ekşili köfte. Sumak kullandım. Ve bu benim leğenim. Ondan sonra aynı şekilde görüyorsunuz. Hiçbir un kullanmadan bunları da yuvarlayacağım. Güzel domatesli haşlayacağım tabii ki. Suda haşlayacağım. Domatesli biberli güzel bir sos salçalı sos baharatlı bir sos haşlayıp makarna gibi karıştıracağım. Yaban köfte diyoruz biz yöresel olarak yaban köfte. Şöyle göstereyim
sizi. Şu an çok iyi hissediyorum. Çok iyi geçiyor benim Ramazanım. Hurma yedim 3 tane. Belki kuru yemiş de yiyebilirim bazen. Çünkü değişiklik iyidir, vücut şaşırsın. Güzel. Şimdilik çok güzel geçiyor. Hiçbir sorun yok. Baş ağrısı yok, dönme yok, halsizlik yok, bitkinlik yok. Yok arkadaşlar, ben alıştım. Çünkü benim 36 saatlik oruçlar alıştırdı. Bu şekilde size göstereyim. Ramazan'dan nasıl beslenmeyiz, ona da değineceğim sizinle. Tabii ki kahvaltıya değineceğim sizin için. İki yumurtanız mutlaka olsun. Peyniriniz, zeytininiz, yeşilliğiniz, mevsim değişiklikleri. Bir karatay kahvaltısı hazırlarsınız. Yanına kuru yemiş koyarsınız. Sizi çok güzel tok tutar. Bu şekilde besin. Asla ekmek yemeyin. İftarda da hiç gerek yok ekmeğe, pideye, şuna buna. Bakın ben nasıl besleniyorum. Bulgur yiyebilirsiniz. Bulgur serbest. Bulgur yiyin. İstediğiniz de istediğiniz sebzelerden doyana kadar yiyin, ama aralarda asla su içmeyin. Sindiriminiz zorlaştırır. Yemekten ben 1,5-2 saat sonra yiyeceğim. Su içeceğim 1,5 saat sonra. Vücudumun sahura kadar su ihtiyacını karşılayacağım. Çünkü zaten ben uyumuyorum, ayaktayım. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz yani. Evet arkadaşlar, iftara hazırlıklarım bitti. Gördüğünüz üzere çorba tabağım var. Yoğurt yiyeceğim. Salatamız bu şekilde sade, daha çok sofra kurmaya dikkat edeceğim de ben biraz elim bol olduğu için sofrayı dolduruyorum. Bu da böyle bir yapım var. Size yemeklerimi de göstereyim. Yavan köfte sebzeli yaptım arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru da götüreyim böyle. Daha da bir güzel gözüksün. Unsuz yaptım. Biraz dağılma var gibi yani, öyle görünüyor. Normal, çünkü suyu haşladım ben onu. Yani idare güzel olmuş bence yani, unsuz olmasına rağmen dağılmadan kurtardık. Çok da dağılma değil, birer tane tane şöyle göstereyim size. Bulgur beni tok tutacak, artık tek öğün besleniyorum. Sahurda karnım asla dondurmuyorum, ne yapıyorum ya, uçurma ya da kuru yemiş. Kuru yemiş yemem diyorum ki ben biraz sıkıntılı kilo veriyorum, belki de kuru yemiş yemeyi de düşünebilirim. Sonra diyorum ki yok, tatlı ihtiyaç, hurmayla da vücudun ihtiyacını sağlayayım, hem de sünnetimizi yerine getirelim. Ramazan ayında bakalım kilo verecek miyim? Şöyle şeyden dolayı. Bakın ne kadar güzel olmuş. Ne kadar güzel olmuş. Kendimi övmeyeyim. Ben de becerebiliyorum yani. Unsuz. Özellikle altını çizeyim ben arkadaşlar. Unsuz yapıyorum. Asla hiçbir un kullanmadım. Bunu belirteyim defalarca. Un, irmik, hiçbir şey kullanmadım. Kendim evlerim bu şekilde yaptım. Tabii ki salatamı yiyeceğim. İlk önce 15 dakika, ilk önce suyumu içeceğim, bir bardak su. Gideceğim namazıma, kalacağım akşam namazına. Arkasından geleceğim. 15 dakika zaten namazımda kılarım. Gelip diye önce sulu çorbamda başlayacağım. Arkasında yemeğimle falan devam edeceğim. En son kuru yemiş yiyeceğim ki bana güç kuvvet versin. Rabbim herkesin oruçlarını kabul etsin. Herkese hayırlı Ramazanlar diyorum. Çok tatlı yemeyin, çok hamur işi yemeyin, çok midenizi yüklenmeyin. Benim gibi beslenmeyebilirsiniz ama benim gibi iftardan önce suyunuzu, sonra çorbanızı için, yani şey yapın, namazı kılın ki mideniz rahatlasın. Daha rahat bir Ramazan geçirin. Yemekten sonra su içmeyin. Böyle siz 1 saat, 1,5, 2 saat diyorum ben. 2 saat de olabilir, 1,5 saatte. Bakın görün, farkı göreceksiniz. Yemek yediniz, bitti. Hemen gidip çay içmeyin. Ben öyle yapacağım, içmeyeceğim. Bir midemi rahatlatacağım. Arkasından çayımı içerim. Rahat da ederim. Karnım şişmez. Sindirim zorlanmaz. Herhangi bir sıkıntı yaşamam inşallah. Şimdi şöyle bir şey var. Eskideki yıllarda hemen böyle beslenmeyi bilmediğim için hemen gidiyordum, şey yapıyordum. Üzerine çay içiyordum, suyumu içiyordum. O mide genişliyordu, sindirim mahvoluyordu, zorlanıyordum, uyuyamıyordum, sahur yapmak istemiyordum. Şimdi öyle değil, olmayacak da eminim. En azından gideceğim, güzelce sahurumu da yapacağım. 3 hurmayla yapacağım yani. Rahat geçti, hiçbir şey yok şu ana kadar. 12-11'e kadar yatağın içindeydim zaten. Çocuklar geldi, uyandırdı, uyutmadılar, kalk. Sabah 8'de 7'de onlara yemek verdim. 1 saat onlarla uğraştım. Tekrar uyuyamadım, kalktım. İşte 11'de uyutmadılar. Kalk 11'de, biraz ders çalış. Arkasından onların yemeği tekrar.
Sonra akşam yemeğine koyuldum derken saat bu vakit oldu. İyiyim yani, enerjide sıkıntı yok. Hatta cam sileceğim, evimi temizleyeceğim. Onu da arada çıkartacağım. Yani enerjim, sizler nasılsınız? Nasıl geçti Ramazan'ı? Sizler de bana yorum yazın. Seni dinliyoruz, böyle geçti, şöyle yaptı, şöyle yapacağım. Olabilir canınız tatlı isteyebilir, şöyle yapabilir ama yemeğin üstüne tatlı yemeyin. Vallahi yemeğin üzerine yani. Bilmiyorum. İki öğün besleme hep dikkat edin. Gerçekten şu anki diyetisyenler bile, Ayşe Kaya'nın bile aralıklı orucu, işte iki öğünü önerdiğini Ramazan önce de görüyorsunuz. Herkesin bir iki öğüne dönüşü var. Gerçekten bu sistem arka bir sistem. Diyet listesi yok arkadaşlar. Siz benden link isteyin, ben size atayım. Zaten diyet listesi yazdığı zaman bile ben atıyorum. Öyle deyin siz bana. Nasıl besleniyorsun? Bize de link at. Hemen ben size linkini atayım. Gidin gruba bakın, okuyun. Oradan liderlik eden liderlik var zaten. Orada şey görüyorsunuz. Sesli mesajlar. O kadar güzel net bilgiler alıyorsunuz ki kimseye sapmayın. Doğru yol orasıdır. Dediğim gibi yağmur yağıyor, güzel yağmur yağıyor. Size iftardan sonra da çekim yapacağım tabii. Çayımı içeyim, biraz konuşayım, nasıl geçiyor, ne yaptım, ne ettim yine. Dediğim gibi midenizi çok doldurmayın, özellikle suyla doldurmayın. İftardan sonra siz rahat içebiliyorsunuz ama benim öyle 1-2 saat gerçekten daha rahatlatıyor, yani daha iyi. İftardan sonra bir iki saat sonra içeceğim. Vücudumun su ihtiyacını karşılayacak. Çok da aşırı değil, tuvalete gidercesine değil. En sevdiğim nokta, her yıl sahurda Karatay kahvaltısına benzer bir kahvaltı yapardım. Daha da az koyardım ama işte şişkinlik yapıp onu sahurun üzerine, onun uyumak kadar kötü bir şey yoktu gerçekten. Onun üzerine uyumak kadar kötü bir şey yok yani. Rahatsız eder, su içerdim delicesine, tuvalete giderdim. Son 3-4 yıldır zaten suyu kesin bir bardak Karatay kahvaltı besinden suyumu içmiyorum. Yani şey, bir bardak içip uyuyorum, zaten ihtiyaç olmuyor. 1-2 su bardağı, öyle delicesine sus kalacağım, içim huharca, o bedene zarar vermiyorum. Şimdiki sisteme daha iyi oldu, daha iyi hiç vermeyeceğim. Benimle öğrenip başlayanlar var. Mide ameliyatı geçirip bu sistemi yapıp 10 kilo verenler var, 14 kilo verenler var. Yazıyorlar. Face'den olsun, her yerden paylaşıyorlar. Bazen ben onlara bir şey soruyorum. En güzeli o. İzleyen var, izlemeyen var. Gerçekten mide ameliyatı geçirip de bir tane Karatayci ablam var. Helal olsun, iki kızıyla başladı. Sen sayende diyorlar. Çünkü kişi artık mide ameliyatını belli bir süreden sonra kilo vermiyor. Vermeyince de her yolu deniyor onlar da benim gibi. Ama sonuç alamıyorlar. Bu sistem harika yani. Gidin gruba katılın, siz de yapın. Onlar yapıyorlar çok güzel. İki anne bir kız. Helal olsunlar, isim vermeyeceğim. Yollarına devam ediyorlar. 20'şer, 25'er, 30'şer kilo toplam üçü vücutlarında attılar. Yani toplamı 30-20 kilo. Yazıyor, güzel bir şey. Mutlu oluyor. Ne kadar güzel yol. Doğru yolu buldum diyor. Çünkü insanın ne yediğinden çok işte kilo vermesi önemli. Gerçekten önemsemiyorum yani. Yarın öbür gün mesela ödül günü olacak. Tereddütteyim, yapayım mı yapmayayım mı diye. Yani bilemiyorum ya. Böyle kilo vermesi zorlanıp da şişiye şişermişersem yani ters teper. Bu sefer insanlar yanlış anlar benim ama öyle bir şey de olmayacak tabii ki. Dediğim gibi çok kilo verenler var. Benim vesilemle öğrenip de bu sistemi yapanlar var. Ben sadece onlara değil, bir de 14 kilo verenler var. 15'er başka yerdeki yorumları okuyorum. İşte Instagram'daki kişi delicesini emziren anneler yapıyorlar. Şu an onlar yapıyorsa sizler neden yapmıyorsunuz? Daha ilk seviyede ben şifalanmaya başladım. Size de anlattım. Gözüm kan çanağı gibi oldu. Yoruldu, bakın geçti. Şu an yok. Bunlar hep birer şifalanma örneğin. Yani ben göz yorulmasını çok feci, 2 gün erken yatmak zorunda kaldım. Bu da şifalanma. Yani düşünün, ilk seviyede şifalanıyorsunuz. Sonra KT temizliği yaptıktan sonra bana ne olacak onu da bilemiyorum. Ben elimden geldiği kadar herkesi o gruba yönlendireceğim. Elimden geldiği kadar tanıtacağım, kitabını da alacağım. Ahmet Bey'in size buradan gösteririm yani, çıktı, geldi, etti. Doğru beslenme doğru yoldur. Harika bir şey yani. Ben iftara koyulayım.